Başkanım, hizmet binası için çalışmalara başladınız. İkna aşamasına geçelim. Son durum hakkında bize bir bilgi verir misiniz? Hizmet planımızın inşaat kısmının %95'indeyiz şu an. Pencere takıldı. Sadece şu an elektriği bağlanacak. İnşallah bayramdan sonra hizmet binamız hazır hale gelecek. Modern bir hizmet binası. Kesinlikle yani. Veysel kararının şu anki şartlarında bir 15-20 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir hizmet binası. Hayal mi bugün bellemiz büyür. Başka bir statü yok avucu. Ha, o zaman düşünülür. Ama şu an bizim ihtiyacımızı karşılıyor. Bize göre Çiçeği Burnu'nun başkanı sayılırsınız yani. Sonuçta yönetimden yıllarca hizmet gördük beldede. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Yani nasıl başarıyorsunuz? Onu anlatabilir misiniz? Çiçeği Burnu'nda bir belediye başkanı güzel bir şeyin bir tabir. Ama özellikle hizmetçisi olduğumuz yer ve Sakarhane'yi. Yani bütün İslam aleminin akın uğradığı bir yerdir ve Sakarhane'yi. Ve ona hizmet etmek bizim için bir şeref. Biz bu şerefe nail olursak ne mutlu bize. Ha hem genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, milletvekilimiz, Osman hocamız, il başkanımız, Ekrem başkanımız. Yani bunların da Veysel Karani'ye düşkünlüğü, hasreti bir ayrıdır. Yani onun için hamdolsun gittiğimiz hiçbir yerden biz eli boş dönmedik. Alıp geldik. E arkamızda da sesli Semih Çobuşlu. Sağ olsunlar, Allah isteklerini de göstermesin. Yani isteyince başarıyorsun yani. Ya ağlamayan bebeğe mama yok be. Yani biz gittiğimiz her yerde kendimizi izah edebilmişsek almışızdır. Eğer alamıyorsak ya gitmemişizdir ya izah edememişizdir. Yani beldeyi neredeyse baştan sona değiştirdiniz başkanım. Gittiğimiz her mahallede... Daha bu az. Neler var mesela? Şu an 5 şantiyem, 6 şantiyem şu an yerde. 6 şantiyem. Devasa bir spor kompleksim var, bitti gibi, belediye hizmet binam var, yine bitmiş gibi, her mahallemde ayrı ayrı yol şantiyelerim var. Önümüzdeki bayramdan sonra Veysel Karahan'a yeni bir mezarlık alanını kazandırıyoruz. Ya Allah herkese sağlık, sıhhatli ömür verir ama ihtiyaçtır. Onu yapıyoruz. Yine Veysel Karahan'a en büyük hizmetlerimizden biri olan doğal gaz projemiz var. Biz Eylül'de doğal gaza başlayacağız. Hani her ev artık külden, kömürden, odundan kurtulmuş olacak. Yani Dere Sağ projemiz var. Dere Sağ projemiz faaliyete girdiğinde 5 kilometrelik bir alanda Veysel Karahan'ın tümüne sağlı solu bisiklet yolları, yürüyüş yolları, hani aile yürüme alanları oluşacak. Hani Veysel Karahan'ı biz yeniden inşa ediyoruz. Baştan sona inşa ediyoruz. Hani bu yolda yalnız değiliz. Her defasında ben tekrarlamaktan da onur duyuyorum. Benim bir vekilim var, benim bir il başkanım var, benim bir genel başkanım var. Hamdolsun, istediğimi alıyorum, yapıyorum. Mükemmel de bir destek var arkamda. Başkanım, ne kadar tahmini bir metrekare yol döşediniz? Sadece 2022'de benim döşediğim metrekare bazalt, tamburlu taş, parke olmak üzere aşağı yukarı 75-78 bin metrekare civarında. 2019'dan bugüne ise aşağı yukarı 330 bin metrekare civarında. Yani bir beldede bu çok büyük bir başarı başkanım. Bir beldede ziyade 3 yılda bu çok büyük bir rakam. Bir beldede mi? 3 yılda bu çok büyük bir rakam. Biz 3 yıldır başlamışız buna. Vatandaşlar ne düşünüyor çalışmalar hakkında? En güzel şey biz, mesela bizim şöyle bir felsefemiz var. Vatandaş işte ben Murat'ı sevmeyebilirim diyebilir. Ben ona oy vermiyorum da diyebilir. Ama çalışmadı dememek için her şey yapıyoruz. Yani bizim en büyük hedefimiz bir vatandaşımız işte belediye başkanı çalışmadı diye oy vermiyorum demesin. Pandemiye rağmen bile çalıştık. Çalıştık. Yani. Pandemiyi bir de fırsat çevirdik. Dışarı çıkma yasağı vardı. Daha çok hızlı bir mesafe kat ettik. Daha hızlı yürüdük. Durmadık. Ha bunu hamdolsun bütün beldem biliyor. Bütün beldem de bunun farkında. Herkese bu bunu konuşuyor. Siyasi görüşü ne olursa olsun, evet, çalışan bir belediyemiz var. Çalışan bir belediye başkanımız var. Bunun hepsi söylüyor. Biz bundan da hakikaten onur duyuyoruz. Başkanım, hedefiniz nedir tam olarak? Hedefim nedir? Evet. Veysel Karahan'ı 1987'de Yeşilçevre köyüne bağlı bir mezra idi. Aile büyüklerimizin, rahmetli babamın da mükemmel baskıları sonucu referanduma giderek burası
Kalkanlı köy yaptılar. Kurucu muhtar babam oldu. İlk muhtarı babam, kurucu muhtar. 3 yıl sonra burası belde oldu. Belediye statüsüne kavuştu. Yine kurucu belediye başkanı babam oldu. Yine o kurdu. Yine ilk belediye başkanı da oydu. E şimdi bundan sonra düşünce ne olabilir? Büyüklerimizin, atalarımızın taşları üstüne taş koyma, çıtalarını biraz daha yükseltmek. Benim hedefim daha farklı. Güzel bir Veysekhani, büyüyen bir Veysekhani, her tarafa açılmış ve istihdamı olan bir Veysekhani yaratmak. Yapmak, inşa etmek. En büyük gayem bu benim. Ya ilçe nasip. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bunu hem devlet büyüklerimiz, hem il büyüklerimiz, zaten biz layıksak bunu ürün göreceklerdir. Biz burada büyüklerimiz iradesine bakarız. Onlar iradesi ürün görmüşse ne mutlu bize deriz. Çünkü dediğiniz gibi İslam aleminden birçok insan, yani yüzlerce insan, günde kaç kişi mesela geliyor? Günde en az 7-8 bin kişi buraya gelir. En az 7-8 bin kişi. Bunlar yabancı, çevre köy değil. Çevre köylerle beraber buraya gelen gülücüler için 12-13 bin civarında. Yani bu nereden bakarsanız yıllık 2,5-3 milyon kişiye de kabul ediyor. Ve Veysekhani gibi bir belde için bu çok büyük bir rakam. Bundan dolayı biz bunların tümünü avantajı dönüştürmek istiyoruz. Veysekhani evet ilçeli hak ediyor, kesinlikle hak ediyor. Ama dediğim gibi bizim büyüklerimiz var, devlet büyüklerimiz var. Devletimiz zaten buna uygun görmüşse olacak. 3 gün geç, 2 gün erken inşallah olacak diye düşünüyoruz bize.